Bu gece ve hayatının geri kalan her gecesinde, uyumadan önceki son 5 dakikanı ayırarak bilinçaltını programlamak üzere olduğunu fark etmeni istiyorum. Bilinçaltınız en çok uyurken ve bilinciniz kapalıyken çalışır. Eğer günün son 5 dakikasını pek çok insanın da yaptığı gibi sevmediğin her şeyi, yolunda gitmeyen her şeyi, ne kadar kötü hissettiğini, seni suistimal edenleri, sana kötü davrananları ve bunu kimin söylediği, yaptığı gibi sürekli bu tür şeyleri zihninde kuruyorsan, işte o anda bilinçaltını programlıyorsun. Uyandığınızda önümüzdeki 8 saat boyunca bilinçaltınızı marine etmeye hazırsınız. Ve sonra harekete geçtiğinizde hepimizin kaynağı olan evrensel bilinçaltı zihnine, yaratıcının zihniyle yeniden birleşeceksiniz. Bu, derin uykuya girmek üzereyken bilinçaltınıza yerleştireceğiniz şeyler, uyumadan önceki son 3, 4 veya 5 dakika boyunca ne yaptığınıza bağlıdır. Ben buyum cümlesine sığdırdığınız her şeyi hayal gücünüze yerleştirmek istersiniz. Şimdi tekrarlayın. Ben iyiyim. Ben memnunum. Ben huzurluyum. Ben mutluyum. Ben elverişliyim. Ben verimliyim. Ben yaratıcıyla bir bütünüm. Evet. Şimdi eğer gözlerini kapadıysan, bu meditasyonu dinle. İşte, geceleri 3 sihirli kelime kitabından kendine tekrarlamanı istediklerim. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum.
sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde, etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya istenmeyen bir durum var olamaz. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum. Sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve
en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde, etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya istenmeyen bir durum var olamaz. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum. Sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben
kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde, etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya istenmeyen bir durum var olamaz. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum. Sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde, etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya
istenmeyen bir durum var olamaz. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır. Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum. Sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya istenmeyen bir durum var olamaz. Ben saf ruhum. Her zaman öyle olduğumu ve daima öyle olacağımı biliyorum. İçimde her şeyin bilindiği ve anlaşıldığı bir inanç, sükunet, güvence yeri var. Bu, benim de bir parçası olduğum ve ondan istediğimde bana karşılık veren evrensel zihin yaratıcıdır.
Bu evrensel zihin tüm sorunlarımın cevabını biliyor ve şu anda bile cevaplar bana doğru hızla ilerliyor. Onlar için mücadele etmeye ihtiyaç duymuyorum. Endişelenmeme ya da onlar için çabalamama gerek yok. Cevaplar zamanı geldiğinde karşıma çıkıyor. Sorunlarımı yaratıcının yüce zihnine sunuyorum. Gerektiğinde doğru cevapların bana geri döneceğinden emin olarak onları bırakıyorum. Büyük çekim yasası sayesinde görevim ve onu gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana gelecek. Bu konuda kendimi zorlamaya gerek duymuyorum. Sadece inanıyorum. Çünkü inanmanın gücüyle inancım bunu gerçekleştirecek. Hakkımdaki her şeyde, her yerde, çiçeklerde, ağaçlarda, derede, çayırda, ilahi aklın ustalığını görüyorum. Tüm bunları yaratan aklın benim içimde ve etrafımda olduğunu ve en ufak bir ihtiyacım için ona başvurduğumu biliyorum. Bedenimin saf ruhun dışa vurumu olduğunu ve o ruhun mükemmel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bedenim de mükemmel. Hayattan zevk alıyorum. Çünkü her gün evrenin ve kendi gücümün mucizesinin sürekli bir göstergesini deneyimliyorum. Ben kendime güvenirim. Ben huzurluyum. Ben eminim. Hangi engel ya da istenmeyen durumla karşılaşırsam karşılaşayım, onu kabul etmeyi reddediyorum. Çünkü bu yanılsamadan başka bir şey değil. İçimde, etrafımda olan ve şu anda bana olanak tanıyan yaratıcının zihninde hiçbir engel veya istenmeyen bir durum var olamaz.